Şimdi Afganistanı anlamak için bir tarihe bakmamız lazım, iki coğrafyaya bakmamız lazım, üç sosyolojiye bakmamız lazım. Şimdi tarihi olarak Afganistan imparatorluklar, krallıklar mezarlığı olarak biliniyor. İngilizler bulaşmak istemişler, sonuç ortada. Sovyetler Birliği son 10 yılında yani soğuk, savaş, soğuk savaşın son 10 yılı 79-89 arasında işgalci olarak bulunmuş. Sonuç ortada. En az 50 bin... Kızıl Ordu mensubu hayatını kaybetmiş. 60 milyar dolardan daha fazla bir kaynak gömmüş ki ben ABD'nin kendi yazınında da okumuşumdur. Sovyetlerin orada kalmasını teşvik ediyorlar, tahrik ediyorlar, özendiriyorlar ki Sovyetler'in ömrü kısalsın. Yani belki de böyle de söylüyorlar evet, değil mi? Daalmanın Kesinlikle. Biri yani eğer Sovyetler Birliği belki Afganistan'a girmeseydi belki ömrü bir 5-10 yıl daha uzun olabilirdi ama Afganistan Sovyetleri mali anlamda da, itibar anlamında da, askeri anlamda da dağılmasını hızlandırmış bir ortamdır. Sonra ne biliyoruz? ABD biliyoruz. 11 Eylül 2001'de New York'taki terör eylemlerinin aynı yıl daha o yıl bitmeksizin 2001'de ABD ardından da hemen beraber yanında ABD emperyalizminin işgal ve saldırı aygıt olan NATO gittiler. İşte bakınız 20 sene sonra onlar da ayrılıyorlar. Şimdi demek ki Afganistan'ın böyle bir vahsı var. İki az evvel her iki meslektaşımla değindiler. Afganistan coğrafi anlamda öyle kolay işgal edilebilir, zaptur alınabilir, yabancı kuvvetlerin önünü açan bir coğrafya değil. Son derece engebeli, zorlu ve dağlık bir coğrafya. Halkı Üçün. da bu arada. Evet, halkı, halkı da öyle. Da Üçüncüsü sosyolojik olarak baktığımızda ki benim Orta Asya, Mazlum Milletler, Atatürk doktora test konumdur. Bizim bugün anladığımız, kitaplarda okuduğumuz, siyasal bilgilerde öğrendiğimiz şekliyle bir ulus bilincinden, bir ulus devletten söz etmiyoruz. Yani Taliban ki ağırlıklı olarak peştun toplumsal yapısı üzerinde, o zemin üzerinde yükseliyor kadrolarının hem militan hem toplumsal destek anlamında çok önemli bir bölümü peşinden oluşuyor ama ...e onun dışında Hazarlar, Türkmenler, Özbekler, Tacikler yani sosyolojisi son derece karmaşık etnik kota ve kompartımanlar hayli güçlü ve ulus bilinci bizim aklımızın, hayalimizin almayacağı kadar zayıf ölçekte. Şimdi böyle de bir gerçeklik var. Ha şimdi Türkiye'nin Afganistan'a olan ilgisi Sadece diplomatik mi? Elbette değil. Sadece NATO konsepti içerisinde mi? Elbette değil. Bizim Afganistan olan ilgimizin şahsen benim, eminim sizin de öyledir. Sevgimizin, muhabbetimizin tarihsel dayanakları var. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başında büyük Gazi meclisimizi, yüce meclisimizi ilk tanıyan devlettir Afganistan. Dur. İlk tanıyan Bizi ilk büyük tanıyalım. devlet. Sovyetler Birliği'dir ama ilk tanıyan devlet Afganistan'dır. 1921'de. Hatta ve hatta Ankara'da Afganistan Büyükelçiliği'nin açılışında Afganistan bayrağını göndere Gazi Mustafa Kemal Paşa çekmiştir. Yani bizim böylesi bir duygusal, tarihsel, kültürel ağırlığımız, sevgimiz, saygımız, muhabbetimiz var Afganistan halkıyla. Türk halkı, Türk ulusu arasında. Şimdi dolayısıyla bu hem bize bir şekilde Afganistan'a ilişkin tartışmalarda bir duygusal yük de yüklüyor. Ama aynı zamanda Afganistan içi tartışmalarda, gerilimlerde taraf olmamamızı da bize öğütlüyor. Çünkü eğer biz NATO'nun ve hesabına ABD emperyalizminin işgal ve saldırı aygıtı olan NATO'nun ve hesabına bütün NATO askerleri oradan çekilmişken, NATO ülkesi olan devletlerin diplomatik misyonları dahi kapanmışken eğer biz orada kalırsak Korkarım ki bizim bu tarihsel itibarımız, saygınlığımız, Mehmetçiğin Kabe sokaklarında öteki hiçbir devletin ordusuyla kıyaslanmayacak kadar kolunda pazu bandında UNE, yani United Nations, yani Birleşmiş Milletler pazu bandı, bandacı taşıyan hiçbir sivil veya askeri görevle ilgili mukayese edilmeyecek kadar yüksek olan itibarı da sarsılabilir endişesi taşıyorum ben. O yüzden Türkiye bu meselede ABD ile beraber NATO nam ve hesabına hareket etmemeleri diyorum. Yani daha sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Dahası şimdi şöyle meseleler de var. Afganistan İran açısından önemli. Afganistan Rusya açısından önemli. Afganistan Çin açısından önemli ve Afganistan Orta Asya, bizim Türkistan coğrafyası dediğimiz, Türk dünyası dediğimiz, Merkezi Asya dediğimiz coğrafya açısından son derece önemli hatta son yıllarda gündemimizde olan yani 2013 yılında onları konmuştur. Kuşak ve yol projesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan'a özel bir önem de atfediyor. Ve gene son aylarda maalesef ülkemizin gündeminde olduğu yani bu uyuşturucu, organizasyon suç örgütleri vesaire vesaire hiç o konuya girmiyorum. Afganistan bir de bu boyutuyla önemli yani. Bir uyuşturucu üretim merkezi olarak da Afganistan önemli. Yani sadece bir sosyolojisi, sadece engebeli bir coğrafyası, sadece tarihi, sadece bir stratejik, jeopolitik önemi yok. Bu boyutuyla da önemli. Eğer Türkiye, NATO, ABD pılısını pırtısını çekip aldıktan sonra, oradan ayrıldıktan, ayrılmak zorunda kaldıktan sonra, böylesi bir görev ve talip olursa, az evvel siz de zaten değindiniz, Taliban'ın kimlerle görüştüğünü, kimler tarafından muhatap alındığını, kimlerin Taliban'la doğrudan veya dolaylı temas kurduğunu, hatta kimlerin ona kısmen bir devlet protokolü uyguladığını az da evvel anlatınız. Bu bizim sonuç olarak ne olur? Başımıza artır. Ve son bir anekdot. Bizim nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Mesela Merve hocam görüşüne katılır bu orada. Yani Taliban'ın terör örgütü olduğu, öyle muamele görmesi gerektiği. Şimdi Değerli meslektaşım Merve bu da teyit edecektir ki uluslar arası toplumda uluslar arası ilişkilerde herkesin her devletin üzerinde hemfikir olduğu, mutabık kaldığı bir terör tanımı yoktur. Birinin özgürlük savaşçısı, öbürünün teröristidir. Evet, bir. iki emperyalistler bugün terörlük dediğine yarın özgürlük savaşçısı derler ve o terörlükleri birbirlerine karşı kullanırlar da. O terörlüklerin oldukları coğrafyaya yarın öbür gün işgalle saldırmak için bomba yağdırmak için bunu bir gerekçe bir sebep Sovyetlerle çatışırken olarak oraydı. Yani cahit diyorlardı. çektiler. Yani Aferin o terör Hı. örgütleri hem bir ulus devlete karşı kullanılmak için bir. Hem bir diğer terör örgütüne karşı kullanılmak için iki. Hem de orayı gelip işgal etmek için üç işlevsel gerekçelerdir. Aparatlardır, araçlardır. O yüzden ben o lakırdılara biraz mesafeli bakarım. O lakırdılara yani BM'nin tanığı elbette önemlidir. ABD'nin Tanım elbette önemlidir ama ABD'nin bugün böyle dediğinin yarın değişmeyeceğinde garantisi yoktur. Yani ABD belki terör örgüt tanımını değiştirmez ama ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, savunma Bakanlığı yetkilileri, siyai yetkilileri o terör örgüt dedikleriyle pekala zaten Doha'da görüştüler. Pekala ee, Merve Seren de ona işaret ediyor hı hı. yani bunun olduğunu görüyoruz. Ama bu Taliban'ın sağda elde, elde ettiği başarıyla oldu. Elde, İlkesel mi? olarak anladığım kadarıyla hı hı. yanlış bulduğu şeyler var. Beraberinde ben Türkiye'nin pozisyonunu burada nasıl olması yani gerektiğini şimdi anlamaya çalışıyorum. Türkiye... Taliban Türkiye ile görüşmek istiyor. Röportaj vermişler. Bugün Turan Kışlakçı'nın yaptığı bir röportaj vardı Taliban sözcüsüyle. Ee, birkaç gün şimdi önce yaptığı bir Şimdi 8 maddelik vardı. bir bildiri yayınlamışlar. Erdoğan görüşmek istiyoruz. Değil 8 maddelik bildiri yayınlamışlar. Ama şunu da diyorlar yani. Anlatıldığını düşünüyoruz Afganistan'ın. Biz anlatmak istiyoruz Tabii, demişler. Tabii Ağustos'tan Eylül'den sonra da burada kalan... Hele de bir de NATO kapsamında kalan düşman muamelesi görür. Bunda diyorlar. Bunda diyorlar. Hı. Röportajda Bir yandan da olmasın. diyorlar ki Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Türkiye burada biz de eğer anlaşsın, gelsin, ille de kalacaksa NATO kapsamında değil, ABD'nin artçısı <laughs> olarak değil, Taliban'la anlaşarak kalsın da diyorlar. Hı. Aynı sözcüler. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin karşısında bir ikilem var. Şimdi ben birkaç evvel Eski dışişleri bakanlarımızdan, eski TBMM başkanlarımızdan ve NATO'nun en üst düzey sivil yöneticisi olarak Afganistan'da görev yapmış olan değerli Hikmet Çetinle bir sohbet sırasında, bir akademik etkinlik kapsamında Antalya'da bulunduğumuzda bir sohbet sırasında şöyle bir anekdotum dile Hikmet Çetin'in. Orada Hikmet Bey bir gün makamında otururken işte Amerikalılar bir tane Afgan genci yakalıyorlar. Hikmet Bey de onunla görüşüyor ve aralarında şu kısacık diyalog geçiyor. Afgan gence soruyor işte Hikmet Bey, yani ne yapıyorsun, niye şunu yaptın, niye bunu yaptın falan falan. Afgan gencin aslında verdiği yanıt çok tarihsel ve çok ders verici. Diyor ki, Türk olduğunu biliyorum diyor senin. Burada diyor biz vatanımızı savunuyoruz ve ölmek için savaşıyoruz. Şu adamlarsa diyor, beni getirenlerse diyor, burada bizim vatanımızda işgalciler. Ve ölmemek için, memleketlerine sağ salim dönmek için savaşıyorlar. İşte bu aradaki fark. Yani ölmek için savaşanla ve vatanı için savaşanla ölmemek için savaşan ve bir başkasının vatanında işgalci olan arasındaki bu çok temel yaklaşım farkı.